Cephane. Arkansas, Lonoke County'de bulunan bir fabrikayı görüyorsunuz. Bu fabrika Remington'a ait. Burada üretilen cephaneler dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ihraç ediliyor. Şirket inanması zor ama her yıl 2,5 milyar tane fişek ve 100 milyon civarında da yükleme gereci üretiyor. Tabii mermi kovanlarıyla mermileri saymıyoruz bile. Bu fabrikadaki ham madde kullanımı gerçekten de inanılır gibi değil. Nereden baksanız yılda en az 20 bin ton kurşun ve yaklaşık 50 bin ton civarında bakırdan bahsediyoruz. Oldukça fazla. Kurşun fabrikalara bloklar halinde teslim edilir. Daha sonra bu bloklar silindirler haline getirilir ve daha sonra ise imalat hattına yollanır. İşte burada ise kablo şeklini almış halini görüyorsunuz ki sonrası mermi üretimiyle sonlanıyor bildiğiniz üzere. Mermi kovanlarının üretiminde ise bakır kullanılır. Bakırlar tesislere 1,5 metre yüksekliğinde rulolar şeklinde tedarik edilir. Bu rulolar çeşitli işlemlere tabi tutulur. Mermi kovanlarının imalatı için metal ham madde çeşitli özel preslerden geçer ve bu sürede baş kısmı oluşturur. Daha sonra ise tornalar füniye için delikler oluşturur, alt taraftaki dairesel yivsetini meydana getirir. Sırada ise üzerinde çalışılan parçanın ısıtılıp son şeklini alabilmesi için bir makineden geçmesi vardır. Bütün bu süreçlerin hepsi otomatik ilerlemekle beraber muazzam bir üretim ölçeğine ulaşmalarının en büyük sorumlusu ise bu muhteşem ekipmanlardır. Şüphesiz. Mermi kovanları hazır olmadan önce yıkanıp pürüzsüz hale getirilmelidir. Bu amaçla çeşitli kimyasal çözeltileri içeren özel tanklar kullanılır. Temizlendikten sonra ise malzemeler işlenirken basınç altında kaldıkları için oluşan metal yorulmasından kurtulabilmek adına metal tekrar ısıtılır. İşlem bittikten sonra tabanca tozu doldurulur ve ardından kurşun yerleştirilir. Artık mühimmat hazır durumdadır ve taşıma bantları bu mühimmatları insanların her bir kutuyu doldurmakla sorumlu olduğu paketleme merkezlerine gönderir. İşte bu kadar. Topçu mermileri. Sadece gerçekten güçlü ve yıkıcı olan silahlar düşman binalarına ve tahkimatlarına saldırabilirler. Topçu mermileri ise işte tam olarak bu amaca uygun olarak üretilmiş olan tahrip edici bir silahtır. Bu silahlar zırhlı araçları, hendekleri, tahrifatları, garnizonları, tel örgüleri ve hatta binaları dahi yok etmek için kullanılabilirler. Bir topçu mermisi toplamda iki bölümden oluşur. Kasa ve patlayıcının kendisi. Videoda Sırbistan'ın Valjevo kentinde yer alan bir topçu mermisi üretim tesisini görüyorsunuz. Fabrika temelde bir dövme tesisidir. Ancak biz daha çok yapılan işlemler hakkında konuşacağız. Her bir işçilik ürününün aynı boyutta olmasını sağlamak için şekillendirilmiş ve dikkatlice ölçülmüş olan bloklar için oldukça yüksek kalitede çelik tedarik edilir. Sonra dövme işlemi başlar. Bu işlem birkaç adımdan oluşur. Metal ısıtılır ve daha sonra bir mermi olarak şekillendirilir. Ardından işlenen parça optimum çelik mukavemetine sahip olması için basınca maruz bırakılır. Mermiler soğuduğunda pürüzsüz bir zemin yüzeyi elde etmek içinse kumlanırlar. Artık bu ürkütücü şeylerin nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Tanklar. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin ana muharebe tankı M1 Abrams'ın nasıl motive edildiğini görelim. Bu araçlar 1980 yılından beri üretiliyor ve bir tanesinin maliyeti 5,5 ila 6 milyon dolar arasında değişiklik gösteriyor. Günümüzde insanlar imalat için genelde otomatik ekipmanlar kullanıyor olsalar bile tankların montajı çoğunlukla manuel işleyen bir süreçtir. Bu tankların gövdesinde 12 binden fazla farklı parça monte edilmiştir. Elbette fabrika bir seferde koca bir tankı monte edemez. Bu yüzden de montaj için ayrılan alan bir hayli geniştir. Toplamda 2 futbol sahası kadar büyük bir alanı kaplar. Tanklar monte edilmeden önce her biri aracın bir özelliğinden sorumlu olan 16 işlem istasyonundan geçer. Örneğin bir elektrik tesisatı istasyonu, bir hidrolik istasyon ve bir silahlandırma istasyonu vardır. İlginç bir şekilde tanklar bu istasyonların her birinde yaklaşık 1,5 gün harcar ve tüm bu zaman boyunca çalışanlar aletlerini bir an olsun indirmeden ayarlamaları yaparlar. Mesela bu istasyonda ustabaşımız tanka optimum stabilite sağlayacak olan 14 adet tekerleği tedarik ediyor. Bu noktada tank zaten 25 ton ağırlığındayken montaj tamamlandığında tam 36 ton ağırlığında olur.
Tankın en önemli parçaları ise üretimin en son aşamasında monte edilir. Bu parçalarsa motor ve dozer paletlerdir. İşçiler bu 3860 kilogramlık motoru özel açıklıklara dikkatlice indirirler. Her bir palet yaklaşık 2270 kilogramdır. Tank üzerine monte edilen iki paletlerin ağırlığı bir minivanın ağırlığının yaklaşık 4 katıdır. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bütün bu süreçler karmaşık ve özenli bir şekilde işler. Bu aşamada artık tank neredeyse hazırdır. Son olarak bilgisayardaki yerleşik donanımlar en modern yaygın kontrol sistemlerinden birinin kullanılmasına olanak sağladığını da belirtmeliyiz. İsviçre ordu bıçakları. Victorinox 1884'ten bu yana üretim yapmakta olan bir İsviçre şirketidir ve ayrıca günümüzde ise İsviçre ordusu askerleri için bıçak tedarik eden tek şirkettir. Bu ürün sayesinde askerler yanlarında 8 farklı aleti de birlikte taşıyorlar diyebiliriz. Bıçak konserve açacağı ve kapak açacağı zorunlu olarak yer alır. Bunun dışında içinde küçük veya büyük bir bıçak, metal testere, ahşap testere, Philips tornavida, makas, dalgalı bir bıçak ve hatta bir kabin temizleyici dahi olabilir. Bıçak en az %30 kromdan yapılmış olup bu sayede korozyona dayanma gibi bir kabiliyete de sahiptir. Her yıl Fransa'dan Almanya'ya yaklaşık 2500 ton krom ithal edildiği bilinmektedir. Bıçakların jiletleri ise toplamda 3 mm kalınlığındaki bir çelik şerit preslenerek üretilir. Hidrolik mekanizma malzemeye toplamda 40 ton basınçla baskı uygular. Farklı metaller ise toplamda 4 farklı araç için kullanılır. Örneğin bıçaklar özellikle sert çelikten yapılmış, tornavidalarsa yumuşak çelikten imal edilmiştir. Böylece asla baskı altında kırılmazlar. Malzemenin sertliği ise bileşimdeki karbon miktarına bağlı olarak değişir. Dövme işleminden sonra ise sıra yapılan bıçakların parlatılmasına geliyor. Seramik yongaları ve suyun bulunduğu bir tankta yaklaşık 8 saat kalırlar. Bıçakların son sertliği ise 1050 santigrat derecede yanmakta olan bir fırında gerçekleştirilen ısıl işlemle elde edilir. Bununla beraber aynı zamanda bıçakların üretildiği gibi diğer aletler ve plastik kulplar da burada üretilir. İlginçtir ki bıçaklar elle monte edilir. Ustalar aletleri tek tek yerlerine yerleştirir ve ardından onları birbirine monte eder. Artık bıçaklar neredeyse tamamen hazırdır. Tek yapılması gerekense yaptıkları bıçağı saplarıyla buluşturmaktır. Helikopterler. İşte Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 80'li yılların ortasından beri üretilmekte olan ana saldırı helikopteri McDonnell Douglas AH-64 Apache. Günümüzde bu araçlar uzun süreden bu yana kullanılıyor olmasına rağmen Apache dünyadaki en popüler saldırı helikopteri olarak bilinmektedir. Tanklarda olduğu gibi helikopterlerde tamamen el yapımı olarak ve yüksek vasıflı ustalar tarafından üretilir. El emeği göz nuru dedikleri cinsten. Bu dev helikopter fabrikası Mesa, Arizona'da yer alıyor. Boyutları 7 apartmanın boyutlarıyla karşılaştırılabilir. 185 bin metrekarelik alanda bir araştırma merkezinin yanı sıra bir test salonu ve test alanı da vardır. Eskileri onarmak ve güncellemenin yanında ayrıca her yıl burada 32 tane de helikopter üretilir. Boş bir araç gövdesini tam teşekküllü bir helikopter haline getirmek için 160 çalışan 3 ay boyunca hiç yorulmadan durmak bilmeden çalışır. Vay canına! İmalathane toplamda 15 istasyondan oluşmaktadır. Bir istasyon çalışmayı bitirdiğinde helikopter manuel olarak diğerine geçer ve her istasyonda yaklaşık 5 gün geçirmesi ise dikkat çekici ayrıntılardan biridir. İlk önce gövde işlenmeye başlanır. Kokpit gerekli ekipmanlarla donatıldığında ise helikoptere bir yakıt tankı monte edilir. Daha sonra motorlar, elektronikler ve sensörlerin kurulumu yapılır ve silahların montajı ise sona bırakılır. Burada ise Mi-8, Mi-17 ve Mi-38 helikopterlerinin Kazan, Rusya'daki bir tesiste nasıl üretildiğini görüyoruz. Bunlar çok amaçlı Rus sivil nakliye helikopterleridir. Bu tesisin ana özelliği ise 3 helikopter modelinin de aynı şekilde yani AH-64 Apache'nin montajındaki gibi üretilebilmesi. Ayrıca burada gördüğünüz bütün o uğraştırıcı işler elle yapılır. İnsanlar sınırlı bir alanda çok sayıda bileşenle çalışabilir. Hem de makinelerden çok daha iyi bir şekilde. Ne düşünüyorsunuz? Askeriye dünyası hakkında böyle ilginç bilgilerle karşılaşmak hem bilgilendirici hem de eğlenceli olmalı.